Biz 6 aydır Biren Üniversitesi Hastanesi'nde ekibimizle beraber oldukça yüksek riskli, daha önce pek çok merkezde ancak ameliyat yapılabilen ve ağrılar geçmeyen pek çok hastamızda kronik total oklüzyon, CTO olarak tanımlıyoruz biz, damarlarını açma işlemlerini uyguluyoruz. Aynı zamanda kasıktan kapak değişimleri ve benzer işlemler de yapıyoruz. Bu hastamız Siirt'ten gelen bir hasta. 70 yaşında bir amcamız. 20 yıl önce bypass ameliyatı olmuş. Daha sonrasında yapılan anjiyo kontrollerinde bypass damarlarında tıkanıklık saptanmış. Tabii bir defa bypass olan bir hastanın tekrar bypass olma şansı oldukça az açıkçası. Oldukça riskli oluyor. Ancak bu damarlar yıllar içerisinde kireçleniyor. Açılması çok daha zor bir hale geliyor. Ancak özel cihazlar kullanarak ve belli bir operatör tecrübesine sahip kişiler ancak bu damarları açabiliyor. Bugünkü hastamızda biz bu şekilde damarını açmaya çalışacağız. Bir anjiyografik olarak bu damarları açtığımızda hastamız çok daha kolay bir şekilde hayatına, rutin hayatına dönebiliyor. Örneğin hasta ameliyat olduğu takdirde bir hafta 10 gün hastanede yatması gerekiyor. Belki bir aylık bir nekaat dönemi oluyor. Evde dinlenmesi gerekiyor. İşine dönmesi çok daha zor olabiliyor. Ancak bu süreçte hasta hemen ertesi gün hastaneden taburcu olup birkaç gün içerisinde normal hayatına dönebiliyor. Tabii normal stent işlemler aslında 15-20 dakikalık işlemler. Bu tür tam tıkalı damarların açılma işlemleri 1-2 saat kadar sürebiliyor. Uzun sürebilen işlemler. Ama ameliyatlarla kıyaslanınca tabii çok daha kısa kalıyor açıkçası. Sonra pek çok dünyanın farklı merkezlerinden hekim arkadaşlarımız buraya geldiler. Bu anlattığım zorlu işlemleri görmek için, hem tecrübe kazanmak için, hem buradaki kullandığımız cihazları kullanma konusunda tecrübe edinmek için. Ki bugünkü vakamızda da Özbekistan'dan 8 hekim arkadaşımız, kardiyolog arkadaşımız, ki kendi ülkelerinde aslında önemli isimler bunlar. O ülkelerine bizim burada kazandıkları tecrübeleri aktarmak için geliyorlar. Beraber vakalarımızı yapıyoruz. Fas'tan vardı, İngiltere'den arkadaşlarımız gelmişti. Yine Kazakistan'dan gelen arkadaşlarımız vardı. Yani dünyanın bütün ülkelerinden aslında pek çok hekim arkadaşımız bize gelebiliyor. Bu gibi artık geçmişte yapamadığımız pek çok hastaya stent yöntemiyle tedaviler uygulayabiliyoruz. O yüzden bence hastalarımızın bu konuda araştırmalar yapması gerekiyor. Pek çok hastaya bu şekilde çözüm üretebiliyoruz aslında. Ameliyatsız stent yöntemiyle veya kasıktan girerek farklı yöntemlerle çok daha basit bir şekilde pek çok damar açma işlemini yapabiliyoruz. And I work at a private clinic in Uzbekistan as a chief of the cath lab, and I came here to learn complex cases and new methods to use, like IVUS and the rotablator, and yeah. Because in Turkey also nowadays I see the very developed the interventional cardiology. That's why I came to Turkey. So first of all, I gather the practice here, and of course I bring it to the Uzbekistan, and of course we try to use this new technologies and new methods. I feel myself as I'm at home, so it's also Kardash, and yeah, I see at last 3-5 years. And Turkish medicine is very developed. As the not only cardiology, I think the old fields. First of all, the medical tourism. Yeah. Everywhere it's the same situation. So during the pandemic, so it's it was not easy for doctors and for the patients also. But in Turkey, I think they manage it very well. So the I think new hospitals. And of course, the rate of the complications during the PCI is very grew up. So that's why they manage very well, I think so.